Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Android Studio'nun son sürümündeki hataların çözümüne bakacağız. Şu an için bilgisayarımda bir tek JDK kurulu. Var olan Android Studio'yu kaldırdım. SDK vesaire hani var ama Android Studio'yu kaldırdım. Ve de karşılaştığınız o işte tasarımların gelmemesi, layoutların hazırlanamaması gibi hataları nasıl çözeriz ona bakacağız. Hani yine bir hata alabilirsek de çözümünü araştıracağız. Açıkçası ben de şu an için bilmiyorum. Daha önceki kurulu sürümünde herhangi bir hata yaşamıyordum ama bir de buna bakalım ne olacak. İlk olarak Android geliştirmek için JDK'yı kurmamız gerekiyor bildiğiniz gibi. Siz de kurulu değilse de Java Development Kit, Dovlang derseniz en son 10 versiyonunu buradan işletim sisteminize bağlı olarak seçebilirsiniz. Peki kuruldu mu kurulmadı mı nasıl anlarız? Geliriz buraya Java versiyon dediğimizde gördüğünüz gibi 10.0.2 sürümü şu an için benim bilgisayarımda kuruluymuş. Java'yı JDK'ya kurdunuz, buraya yazdınız. Yani ilk yapacağınız şey aslında bilgisayarınızı bir kapatıp açmak olacaktır. İkinci yapacağınız şey ise bilgisayarıma sağ tıkladıktan sonra bir dakika şöyle bir bulayım orayı. Bilgisayarıma sağ tıkladığınızda şurada gelişmiş sistem özellikleri, çevresel değişkenlerde, sistem değişkenlerinde pet kısmına bakmanız gerekiyor. Burada şu dizinin buraya eklenmiş olması gerekiyor. Niye? Çünkü ben CMD'ye gittim. Java dediğimde bilgisayar bana şunu diyor. Sen böyle bir komut çalıştırmak istiyorsun ama bu komut nerede? Yani bütün bilgisayarı arayıp ben bunu bulamam. Burada bu pet'te bunun tanımı olması gerekiyor diyor. Al sana diyorum şu klasöre git. Orada Java'nın çalıştırılabilir hali var. Zaten gittiğimizde de o dosyaya gördüğünüz gibi burada bir Java çalışabilir bir Java dosyası uygulaması mevcut. Bunları eklediniz. Daha sonra da yine CMD'ye gidip Java versiyon dediğinizde artık hani Java'yı görüyor olmanız gerek. Bunları dedik. JDK'yı kurduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi direkt olarak gidip Dovlant Android Studio derseniz şöyle bir gidelim. Android Studio'nun 3.1.4 versiyonunu görüyorsunuz. Bu artık hani bütün hatalar sözde giderilmiş çalışan hali. Bir de Android Studio'nun Preview diye bir kısmı var. Bu da şu demek, hani çoğu geliştirme yapılmış. Bakın ne diyor? Release adayı diyor. Yani bir sonraki çıkacak aday bu. Bu 3.1.4 iken bu 3.2 RC3 diye geçiyor. Ben bununla tanışmam şöyle oldu. Bende AMD işlemci var ve AMD işlemcilerde emülatörde hata çıkıyordu. Android Studio'nun yeni sürümlerinde bu sorun giderildi diye aratırken bunu buldum. Yani şu an büyük ihtimal bunda da AMD emülatörler aktif değilken, yani AMD işlemcilerde emülatörler çalışmazken, açıkçası tam da bilmiyorum. Bu yeni çıkan sürümlerde artık AMD işlemcilerde Android Studio'nun emülatörlerini kullanıyorsunuz ve oldukça hızlı. Açıkçası ben Genymotion'ı kullanmayı bıraktım. O yüzden bunu bir indirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 1 GB'lık bir dosya. Bunu indiriyoruz. Nerede? Şurada. Bunu indirdik, bir klasöre çıkardık. Klasörün içeriğine bir bakalım. Gördüğünüz gibi böyle bir yapı mevcut. Bin klasörüne gittik. Burada Android Studio benim işletim sistemim 64 olduğu için 64 versiyonu mevcut. Yalnız kafanızda karışmasın, şu an bende Android Studio kurulu değil. Şöyle bir bakalım. Bakın Android Studio ile ilgili herhangi bir veri yok. Bunu çalıştıracağız. Şu kısa yolu şuradan kaldırayım. Çalıştıralım bakalım ne oluyor. Evet, gördüğünüz gibi açılıyor. Şu an açıldı. Gördüğünüz gibi 3.2 versiyonu, hatta bunu Android Gradle plugin'ini update etmeniz gerekiyor diyor. Hani var olan bir SDK vesaire varsa onunla ilgili diyor ki hani bu daha iyi, daha iyi bir Gradle çıktı. O yüzden update et. Ben bunu daha sonra update edeceğim için şu an için çıktım. 3.2 versiyonunla ilgili yenilikler dedi. Daha önceden yazdığım bir proje çıktı. Şunu bir kapatalım. Evet. Şimdi buraya yeni bir proje başlatalım. Test New Studio. Kotlin Support kullanmasak da olur. Şuraya da Emre Altun bile yazalım. Next diyelim. 19.
Hani şu an yeni bir kurulum yaptınız, yeni bir proje başlatacaksınız. Bakalım ne gibi bir hata çıkıyor, ona bakmaya çalışıyorum. Evet, bu build olmaya başladı. Şurada About kısmına bakarsak 3.2 RC3 görüyoruz. Yani güncel versiyonu görüyoruz. Şurada izin vermemiz gerekti. Daha sonra şu dosyalar bir gelsin, şeye bakacağız. Aslında burada vardır. Yok. App'ın içinde, çok özür dilerim. Evet. App Compat 28.0.0 Constraint Layout 1.1.3 kullanılıyor. Bakalım bu ayarlarla herhangi bir hata yaşayacak mıyız? Herhangi bir tasarım kısmında hani Constraint Layout ile ilgili sorunlar çıkıyordu. Onları görecek miyiz? Kurulum hala devam ediyor. Ben arada videoyu durduruyorum ama şu an bitti gibi. Tamam. Bu ilk nokta Gradle'a gittik. Burası bu şekilde. Java. Şöyle main activity açalım. Activity main dosyamıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Ve constraint layout kullanıyorum. Hani alan hata neydi? Burada bu preview'un gözükmemesiydi. Şöyle bir buton bırakalım buraya. Çıktı. Component tree sanki göstermiyor ama. Şöyle bir bekleyelim. Evet, Component tree de geldi. Şimdi burada bazı arkadaşlar hocam burada ünlem çıkıyor diyor. Bu constraint layout ile alakalı bir şey. Yani siz bir öğe koyduğunuzda böyle buna sınırlarını vermezseniz o ünlem orada duracaktır. Ama bakın artık durmuyor. Şuraya bakalım. Hard code task dedi. Yani şuradaki butonu elle yazmayın diyor. Bir string dosyasına ekleyin bunu diyor. Onunla da ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi burada ben yine yaptım. Ben de yine hata çıktı diyen arkadaşlar için de bu sefer SDK Manager'a gidiyoruz. Hani bir hala hata çıkıyorsa buradaki ilgili alanların tam olarak yüklenmemesiyle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada Show Package Detail diyelim. Buna gerek yok. Ben mesela emülatör olarak 28, API 28 kullandığım için bununla ilgili her şeyi yüklemiştim. Mesela 27'yi de test yapmıştım, onu da yüklemiştim. Yani sizin emülatör versiyonunuz 28 ise, 27 ise, 26 ise buradaki bütün alanları öncelikle bir seçin, kursun. Burada onun dışında hani gidip de hepsini kurmanın vesaire bir anlamı yok. Ben projemi API 28'de test edeceğim, API 25'te test edeceğim veya 21'de test edeceğim diyorsanız, yani benim size önerim en son versiyonla minimum versiyonunuzu, yani mesela bizim burada min versiyonumuz ne? 19. Yani benim burada ne yapmam lazım? API 28'de 19'u implemente etmem. Yani oradaki alanları seçip yüklemem gerekiyor. Şöyle bir daha bakalım. Mesela 19 neymiş? KitKat'mış. Buna da girip bununla ilgili şeyleri de yüklesek hani daha iyi olur. Onun dışında SDK Tools'a bakalım. Burada da şöyle yine detaylarını göster dedikten sonra SDK tool olarak ya burada da yine ben bunları seçmişim ama buradaki en son versiyon hani 28 kullanıyorsanız 28.1'i 2'yi seçmeniz bence yeterli. Bunlar seçili. Şurada emülatör vesaireyi seçtik. Android SDK. Şunlara gerek var mı? Yok. Absolute diyenleri zaten kurmayın. Intel kullanmadığım için ben bunu seçmedim. Siz kurabilirsiniz. Bunu yine aynı şekilde mesela bunda diyor ki update var diyor. Kuralım. Constraint layout'un en son versiyonu seçtim. Hepsini seçmeye yine gerek yok. Burada da yine en son versiyon ve alttaki iki seçenek mevcut. Burası da bu şekilde olacak. Yani 28'i kullanacaksınız. 28 ile ilgili her şeyi seçin. Daha sonradan bir hata vesaire yaşamamak için gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yaşamıyorum ben. Bunu kurarken ne diyor? Kullanılıyor diyor. Restart et diyor. Peki diyelim. Yes. Bundan sonra bir de size şeyi göstereceğim. Gradle ile ilgili ayarlarımı. Hatta bir tane de Kotlin projesi oluşturalım. Çünkü Kotlin ile ilgili Kotlin ile Android Studio'da bir geliştirme yapıyorsanız. Bu arada şunu da karıştırmayalım. Kotlin Java gibi bir dil. Android Studio ise bunların editörü arkadaşlar. Yani bu kavramlar biraz birbirine girmiş. Lütfen hani ben kodlarımı ben diyorum ki mesela hangi dili yazıyorsun? Ben Android Studio ile yazıyorum gibi bir cevap geliyor.
Orada aslında sordum hangi dille, yani Java ile mi Kotlin ile mi yazıyorsun? Nerede yazdığın ise Android Studio oluyor. Projemizi tekrardan başlatalım, bakalım herhangi bir hata vesaire var mı? Okey. Büyük ihtimalle en son yüklediğimizi kabul etmedi mi? Öyle bir şey oldu sanırım. Burada da bir update çıktı. Şuna bir tıklasak neler geliyor? Mesela şunlara gerek yok hani benim için. O yüzden kurmama gerek yok. Belki yok. Intel, yani benim Intel kullanmadığım için bunlara gerek yok. Zaten kurunca hata veriyor. Siz bunu kurabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bu alanlar bu şekilde olmalı. Buralar böyle. Evet, Gradle'ımız bu şekilde. Başka ne gösterebilirim? 4.6 vesaire kulu. Hani bunları da bir kontrol edebilirsiniz eğer hata alabiliyorsanız. Birebir aynı olursa sorun çıkmıyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bir de Kotlin deneyelim. Close Project dedim. Kotlin test diyelim. Pardon. Şurada Kotlin Support'u seçtiğimde artık bu projeyi ben Kotlin'de yazacağımı söylemiş oluyorum. Mesela şuraya 21 yapalım bu sefer. Boş activity başlat. Evet. Uygulamamız build ediliyor şu an. Gerekli jarlar indiriliyor gördüğünüz gibi. Hani bir hata çıktığında da bu build kısmına bakarsanız iyi olur. Çünkü orada hemen kızarıyor. Tıkladığınızda da hatanın sebebini söylüyor. Hemen bir Google araması yaparsanız zaten büyük ihtimalle bir çözüm bulursunuz. Kotlin sayfamız, kodumuz gelmiş. Şu an hala bitmedi. Evet. Activity main'e bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada da yine herhangi bir sorun yok. Bir buton bıraktım. O da çıktı. Sabitledim. Yani bu sürümde, bu versiyonda benim kurduğum şeyleri de kurmuşsanız herhangi bir sorun yaşamanız söz konusu değil arkadaşlar diyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hani en azından hatanızı çözmüşsünüzdür. Yani şu an için çözüm aslında ne? Bu preview'daki 3.2 RC3'ü kurmak. SDK'larınızı silmenize gerek yok. Onun ayarında nasıl yaparız? Şöyle bir bakalım. Project Structure diyelim. Bakın SDK Location. Yani Android Studio C'yi kuruyorsanız SDK'yı farklı bir diske kurun. Format bile atsanız, çünkü bunun yüklenmesi bayağı vakit alıyor. Direkt olarak burada gösterip yine işlemlerinize devam edebilirsiniz. Son olarak şöyle bir şey yapacağım. Burada bir sarılık var mı diye. Neyse, burada öyle bir şey yokmuş. Burada öyle bir şey yapmaya gerek yok. Bu arada Kotlin Extension, hani plugin'i kullanılıyor. Kotlin Extension olarak da 1.2.61 kullanılıyormuş. İşte şundan bahsediyordum. Diyor ki sen şu an 3.2'yi kullanıyorsun. 3.3.0 alfa 10. Hani bu güncellemeyi yapabilirsiniz. Şu an var olan yapıyı bozmak istemiyorsanız yapmaya da bilirsiniz. Ama diyor ki yeni bir versiyonu var. Sadece gidip şu RC3'ü 3.3.0 alfa 10'la değiştirin diyor. Yapalım. 3.0 neydi? Alfa 10 buydu. Ve sign now diyelim. Bakalım bunda bir şey sıkıntı çıkacak mı? Mesela Kotlin'in yeni bir versiyonu çıktığında burası artık diyecek ki 61 değil 62 çıktı. Buraya 61 değil 62 yap. Yani bunlar genelde karşılaştığımız sorunlar. O yüzden bunlara dikkat edelim. Evet, zaten bir güncelleme devamında başka şeyler de getirebiliyor. Bu sefer de ne dedi? Gradle versiyonu. O ilk seferki aldığımız hata. Current versiyon 4.6. Bunun 4.10'u çıktı. Gradle setting'e gidelim. Buradan değil de nereden yapalım? Neredeydi bizim Gradle ile ilgili işlemlerimiz? Evet. 4.6 değil. 4.10 olmalıymış. Şöyle. Bunu yaptığımızda haliyle yeni bir package. Bu nereden gelecek? İnternetten, bakın, dovlant etmeye başladı. İnternetten gidip bunu bulacak, getirecek. Artık hani Gradle'ımızı da ne yapmış olduk? Güncellemiş olacağız.
Bu 111 MB'lık bir dosyaymış. Şu an az kaldı bitmesine. Evet, yükleme bitti, güncellendi vesaire. Bakalım yine bir hatamız var mı? Bakın artık burada sarılık gitti. Şuraya bakalım. Evet, yine bir sorun yok gördüğünüz gibi. İşte bu şekilde de var olan o sarılıkları da güncellerseniz en son haliyle bütün komponentleri kullanmış olursunuz. Bu dersi burada bitireceğim. Bir sonraki derste de yine genelde karşılaştığınız, mesela şurada bazı alanlar altı çizili geliyor değil mi? Kırmızı bir şekilde. O hatayı nasıl çözeceğiz? Ondan bahsedeceğim. Görüşmek üzere.